Hoş geldin. Bayağı badire atlattık bu gece ha. Ya boyabadan işlerini daha bitiremedim. Hastanede olunca birazcık zor oluyor. Eşya falan da alamadım daha. Yani babana durumu biraz farklı anlattım. Sizi o halde görünce. Geç otur. Vallahi çok sağ ol Zafer. Hayatımı kurtardın. Bu defa kesin olacağım dedim yani. Hayatım böyle film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Bizi de gördün mü o filmde Şadiye? Korkma Şadiye. Seni hiçbir şey için zorlamayacağım. Babam biraz sakinleşsin. Sen de hazır olunca evleniriz. Ya biliyorum böyle biraz damdan düşer gibi oldu ama... artık sana ben sahip çıkacağım. Bu benim vazifem. Yani nereden çıktı ki şimdi bu evlenme falan? Hem niye vazifen olsun? Şadiye, bu gece gelmeseydim ölmüş olacaktım. Adliyeden beri takipteyim sizi. O da oradaydı. Belliydi halinden böyle bir şey yapacağı. Değişmişsin. Sen hala çok güzelsin. Senin içinde hala o benim küçük, masum Şadiye'm duruyor. Başına ne gelmiş olursa olsun. Neyse, ben bir çay koyayım. Abla. Alo. Şadiye. Oh, şükürler olsun. İyisin değil mi? Çok merak ettim. İyiyim, iyiyim ben. Zafer'le konuşuyoruz öyle. Babam gitti mi? Gitti, Allah'ın cezası gitti. Şadiye, sen ne konuşuyorsun o herifle? Ne çabuk unuttun sana yaptıklarını? Korkmana gerek yok, tamam. Çabuk eve gel. Ben bekliyorum seni burada. Hem zaten yarın uzaklaştırma çıkartacağım o herifle ilgili. Asla yanaşamayacak ne bu eve ne sana bana, tamam mı? Korkmana gerek yok. Halledeceğim ben her şeyi. Eve gel diyorum sana. Bekliyorum seni. Bak, yatmayacağım, uyumayacağım. Bekliyorum ona göre. Tamam. Tamam abla, hadi. Narin abla bana güvenmiyor değil mi? Ya eşyaları da almadım. Ben beraber alalım istedim. Sen seç istedim. Sonuçta sen benden daha fazla vakit geçireceksin bu evde. Ya sen benim hangi yollardan geçtiğimi biliyorsun değil mi Zafer? Kaldıramazsın sen bunları. Hem kimsenin üstüne vazife falan da değilim ben. Kimsenin beni kurtarmasına falan da ihtiyacım yok. Şadiye, ne olduysa oldu artık. Kabulümsün diyorum sana. Bak, birlikte çok güzel hayatımız olacak. Karar vermek için acele etme, tamam mı? Çok şaşırttın beni bu gece. Güzel gece. Parti de bize kaldı. Aynen öyle. Nereye abla bu saatte? Fırat'ı geri almaya. Bu iş fazla uzadı. Allah, delirdik mi ya? Gecenin bu saatinde nereye? Delirdim Şadiye. Delirdim. Delirttiler sonunda. Allah Allah ya. Hayır, sabahtan beri bir iş dönüyor ama hadi bakalım hayırlısı. Vay be. Hayat bu evde bayağı rahat arkadaş ha. Ben anlamadım bu işi gitti. Zafer'cim. Şimdi ablam Fırat abiye ilkokuldan beri aşık. Fırat abi de ablam için yanıp tutuşuyor ama arada işte bu kılçık ırmak var. Şimdi ablam nereye gitti? O kılçığı ayıklamaya. Anlaşılmayacak bir tarafı yok yani olayın. Ben düz bir insanım Şadiye. Böyle oyuncaklı işlere kafam basmaz benim. Zaten ben onu anlamalıydım benimle evlenmeye kalkmanda. Şadiye, bu işin şakası olmaz. Hayır, beni komik buluyorsan söyle, hiç uzatmayalım bu işi. Gerek yok. Ablam böyle yalnız mı bırakacak seni ilk günden? İçeriden çıkar çıkmaz. Ne bileyim ben ya.
Gelir herhalde birazdan. Hem sen niye ablama taktın ki? Ya canı istemezse de gelmez. Reşit bir insan yani sonuçta, değil mi? Sık sık gidiyor mu böyle Fırat'ın evine? Sakıncası mı var? Adamın başka sevgilisi var. Narin abla da hala peşinde koşuyor. Vay be. Ya. Ya Zafer. Gördün mü? Gör bak, tanı bizi işte. Biz nasıl insanlarız? Sen hastasın ha. Vallahi. Ya sen benim gibi bir kadınla evlenmeye kalkıyorsun. Ablam Fırat abiyle iki laf konuşmaya gitti diye olay yaratıyorsun burada. Şuursuz musun ya sen? Beni ezmeye mi çalışıyorsun sen Şadiye? Ben senin geçmişini silmeye çalıştıkça burnuma mı sokacaksın böyle? Ya öyle değil. Bile bile geldim ben sana kızım, bile bile. Aptal değilim. Bile bile geldimse de daha fazla yüzüme vurma. O iş bitti. Hem o iş bitti hem de mevzusu bitecek. Güzelliğini de saçma böyle ortaya, bozuk para gibi. Ben senin elinden tutup kaldırmaya çalıştıkça kendi bataklığına sokmaya çalışma beni. Buna senin gücün yetmez. Sen kaldıracaksın kafanı. İnsan gibi haysiyetinle, onurunla yaşayacaksın. Başka şıkkın yok. Nasıl olacak ki bu Zafer? Ustam hoş geldin. Ustam bunlar senin herhalde, sabah kapının önüne bırakmışlar. Ne oğlum bunlar? Bilmiyorum ki. Bu yemekleri çok beğenmiştim. Isıtır yersin öğlene. Neymiş ustam bunlar? Öğle yemeği. Al koy dolaba da ısıtır yeriz öğlen. Allah, yemeklere bak. Usta kimden bunlar? Oğlum üzümünü ye, bağını sorma. Git koy dolaba şunları. Bana da bir tane çay ver. Hemen usta. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.